Manşete hoş geldiniz. Belçika seyahatim devam ediyor. İlk gün Brüksel'deydim, ikinci gün Anvers'teydim ve bugün Gent'teyim. Yarın Brüj olacak. Belki Brüj'e 2 gün ayıracağım, bilmiyorum. Fakat gelişmelerden uzak değilim. Yani günün ilk yarısı gündemi takip ederek geçiyor. Diğer yarısı ise kültür, tarih, bir nevi turistik turlamalarla geçiyor. İlk gün 14 kilometre yürümüşüm. İkinci gün 19 kilometre yürümüşüm. Bugün daha altına düşmek istemiyorum. Onun için gündemde neler var bakalım. Sonra çıkacağım. Seçim olursa, parantez içerisinde önlemli bir seçim olursa KCS'yle çıktık. Şimdi acayip bir biçimde, tuhaf bir biçimde bu konuşulmaya başlandı. Bunu da ilk Özgür Özel, CHP Genel Başkanı gündeme getirdi. Seçim olursa, İşte bugünden 1,5 yıl sonra olur dedi. Bahsettiği tarihte Kasım 2025'e denk geliyor. Fakat belli ki bu içeride konuşulmuş. Yani belli ki CHP içerisinde bu konuşulmuş, tartışılmış veya bu satın alınmış. Bu fikir satın alınmış. O yönüyle ilginç, o yönüyle enteresan. Şimdi resimde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la ki mühim bir zafer kazandı. İktidarın kalesiydi Üsküdar uzun yıllardır. Hemen her seçim döneminde, son dönemde. Fakat mühim bir zafer kazandı ve iktidardan, AKP'den devraldı Üsküdar'ı. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun yerine aday gösteriliyor. Yani Ekrem İmamoğlu 1,5 yıl sonra, 1,5 yıl içinde seçim olacak. Ölmez sağ kalırsak. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak. Peki Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olduktan sonra ne yapalım biz? İstanbul boş kalmamalı. Sinem Dedetaş. Bu konu belli ki çok pişirilmiş. Yani bu konu çok konuşulmuş. İstişareleri yapılmış. Fikir teatileri olmuş. Ve bu soruldu. 1,5 sene sonra Sinem Dedetaş'a, 1,5 sene sonra İstanbul Belediye Başkanı olmaya hazır mısınız? O da gayet hazırım cevabı veriyor. Halbuki beklenen cevap, gündemimde bu tür konular yok ve ben daha yeni seçildim Üsküdar'a, yapmam gereken şeyler var. Uzun süredir burası AKP idaresi altındaydı ve ben Üsküdar için seçildim ve 5 yıllığına seçildim ve 5 yıl boyunca Üsküdar'a hizmet edeceğim. İnsanlar bana güvendi ve oy verdi. Ve bir kadın olarak üstelik yani. Erkeklerden de iktidarı devralan bir kadın olarak. Böyle söylemesi beklenir ama gayet hazırım. Yani nasıl ki Ekrem İmamoğlu 2019'da İstanbul'a belediye başkanı seçildiği andan itibaren, hatta aday gösterildiğinde, yarın Cumhurbaşkanı olursanız adaylığınızı koyar mısınız? İşte böyle bununla şartlandırıldı ve şartlandı ve bugüne böyle geldi. Bir biçimde Sinem Dedetaş da aynı potaya girmiş görünüyor. Tabii orada buna cevapsa dediğimde İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat cevap vermiş. Siyasi kariyerizm zehirdir diyerek. Kariyerizm planına düşenler memleketin, toplumun dertlerine sırtını döner, ülkenin içinde bulunduğu kaosu unutup kendi hesaplarına dönerler. Sol siyasette kariyerizm olmaz. Hadi canım sen de. Neyse. Dert arkadaşı olunur, sıra neferi olunur. Eksiği tamam etmek için halka turap olunur. Halk bu zor günlerde verdiği mücadeleyi birilerinin kariyer planı için yapmıyor. Halk bir mücadele vermiyor. Halk geçim mücadelesi veriyor. Halk siyasi bir mücadele vermiyor. Halk geçim mücadelesi veriyor. Ve halkın gündeminde bu var. Birazdan bakacağız. Ne Instagram, ne TikTok, ne şu, ne bu var. Halkın gündeminde bu var. Emin olun köpeklerin itlafına yol veren, yol açacak yasa ve ondan sonraki gelişmeler de yok. En açık ara gündem, hayat pahalılığı, alım gücünün düşmesi. Bu. En açık ara gündem ve yakın vadede de bunun değişeceğine dair herhangi bir umut olmayış. Şimdi Mahir Polat, İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Sinem Dedetaş'a cevap verdi veya vermedi. Fakat şeye bakar mısınız? E tabii bunu destekleyen şeyler de olmuyor değil. Yani bunu destekleyen görüntüler, fotoğraflar, bilgiler de gelmiyor değil. İşte Filenin Sultanları yarı finalde olimpiyatlara veda etti. Canları sağ olsun. Umarım bronz madalyayı alırlar. Şimdi onu gene bu dörtlü, üçlü, beşli neyse ailecek seyretmişler. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, işte Mansur Yavaş, eşleri ve çocuklarıyla birlikte filan. Günlerdir Paris'teler. Ve yani
genel artık kabul şu ki ve genel rahatsızlık şu ki millet yanarken, milletin derdi bambaşkayken sizin orada ne işiniz var? Siz orada ne tutuyorsunuz? Tamam, İstanbul 2036'ya talip olabilir filan. Sen de onun orada şeyin. Ama yani bu ailecek verilen görüntüler, Özgür Özel, Mansur Yavaş, Mansur yani Ankara'da mı talip İstanbul şey 2036'ya? Tamam, sen orada bir şeyler yapabilirsin eşinle beraber. Ama bütün kadro orada ve maç seyrediyorlar, işte böyle fotoğraflar paylaşıyorlar. İzledikleri maçlardan Eyfel Kulesi gölgesinde aile fotoğrafları paylaşıyorlar falan. Yani şimdi bu tabanda rahatsızlığa yol açıyor. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Bu rahatsızlığa yol açıyor. Millet fakir zaruret altındayken ve ülkenin gerçekten kanırtıcı gündemi varken, gündemleri varken bu biçimde fotoğraflar paylaşılması, Paris Olimpiyatlar falan ve günlerdir ve sadece kişisel hesaplardan değil, parti hesaplarından da paylaşılması, vurdum duymaz bir biçimde adeta meydan okuyan düşündürücü. Yani elbette yarın neler getirir bilmiyorum ama bu çok hayır alamet değil. Ekrem İmamoğlu 2014'te İstanbul Büyükşehir olarak 570 kişilik Güney Kore gezisi düzenlenmiş. 2014'te, 10 sene önce İstanbul Büyükşehir 570 kişilik Güney Kore gezisi düzenlemiş. 570 Güney Kore'ye. Maliyeti 14 milyon dolarmış. 2014, 14 milyon dolar. Biz buna soruşturma açtık. Kimse bize israfı anlatmasın diyor. Peki, çok güzel. Siz de bu seyahatlerin lütfen şeyini anlatın. Geçen gazetecileri götürdünüz Roma'ya. Şimdi de bu. Bunu da detaylı bir şekilde şeffafiyet gereği vermeniz gerekir. Madem bunu söylüyorsun, 2014'te AKP'deyken İBB'nin Güney Kore gezisini 570 kişilik 14 milyon dolar detaylı olarak veriyorsun. Bütün veriler sende var. İstanbul Büyükşehir'de başkanısın çünkü. Lütfen sizin gezileriniz, götürdükleriniz ve bunun mal oluş fiyatını da kamuoyu öğrenmek istiyor. Yani karşısındaki de sormuyor bunu açıklarken bir televizyon programında neyse. Şimdi dönelim. Yani Allah aşkına vatandaşın gündemi talebi TikTok falan değil, Instagram falan değil ama şimdi önce Ulaştırma Bakanı adını bile bilmiyorum. Abdülkadir bilmem ne. Zaten önemi yok. Yani hepsi birer Erdoğan'ın sekreteri. Abdülkadir Uraloğlu'ymuş. Bakarak söylüyorum. Instagram'a ilişkin görüşmeler sürüyor demiş. Dün arkadaşlar tekrar değerlendirdi. Bir noktaya kadar geldik ki biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz. Ya arkadaş, yani sanki arkadaşlar bir noktaya getiriyor da çözer, yani sizin kararınızla oluyor bu. Külahıma onu, anlat onu, bana bunu gerek bunu. Yani inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Hepsi sarayda olup bitiyor. Bir başkası Meclis Dijital Mecralar Komisyonu 16 Ağustos'ta Instagram'a erişim engelini konuşmak üzere toplanacak. Yani 16 Ağustos'a kadar bir hafta daha kapalı. Yani iktidar öyle karar vermiş ki bu konuya zamana yayılmış durumda. Yani mecliste Hüseyin Yayman başkanlığındaki Dijital Mecralar Komisyonu Instagram'ı 16 Ağustos'ta görüşme kararı aldıysa Instagram bir hafta daha kapalı demek. Bir yönüyle de yani Ulaştırma Bakanı ile de çelişiyor. Ulaştırma Bakanı bir noktaya kadar geldik. Bir an önce çözelim istiyoruz diyor. Dijital Mecralar Komisyonu'nun böyle bir acelesi yok. Tabii orada meclis tatilde. Meclisin tekrar toplantıya çağrılması, işte Can Atalay için toplantıya çağırdı. Nafile bir toplantıya davet şeyi muhalefetin. Fakat işte böyle çabalar var. Vatandaşın derdi TikTok demişti Hüseyin Yayman, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı. Vatandaşın derdi pahalılık, geçim derdi. Vatandaşın derdi alım gücünün düşmesi. Vatandaşın derdi işsizlik. Vatandaşın derdi emekli maaşının yetmeyişi. Ayın sonunu değil ortasını bile getirmiyor oluşu. Vatandaşın derdi bu. RTÜK Başkanı da demiş ki yeni medya platformlarında yani YouTube vesaire gibi sokak röportajları veya vatandaşın görüşü gibi adlarla yapılan yayınlara gerekli düzenlemeler, yasaklar getirilecek. Ya 1.000 yıllık medya geleneği televizyonlar çıktığından beri var. Sokakta vatandaşa mikrofon uzatırsın, o da görüşlerini söyler. Eskiden yani 80'li yıllarda, 70'li yıllarda yapılmış TRT röportajlarını seyredebilirsiniz. İnternette ararsanız bulursunuz. Çok renkli şeyler.
Siyah beyaz ekranda renkli bir röportajlar, öyle söyleyeyim. Ama şimdi buna da bir biçim verecekler. İstemiyorlar. Şimdi bana anlatır mısınız? Bir sokak röportajında nasıl bir suç unsuru çıksın? Ne olabilir? İşte orada muhtemelen birkaç röportajı çekecekler. Orada canlarını sıkan vatandaşlardan birkaçını çekecekler ve onları afişe edecekler. İşte şuraya hakaret, buraya hakaret, işte ne bileyim gizliliği ihlal veya işte hükümeti ne bileyim tahkir, tezyip, neyse bir şey bulacaklar yani. Halkı kin ve düşmanla işte tahrik falan. Onlardan dolayı ibret için üçünü beşini tabir yerindeyse sallandıracaklar. Ondan sonra da kamuoyu... Zaten insanlar sokakta konuşamıyor ki. Zaten sokakta özgürce görüşlerini dile getiremiyorlar ki, korkuyorlar başıma bir şey gelir diye. Ama iktidara bu da yetmiyor. Korkmadan konuşanlar, yani başıma bir şey gelir diye düşünmeyenler de konuşuyor. Onunla da problemleri var. Vatandaşın gündemi bu mu? Yani vatandaşın gündemi, Ali Yerlikaya açıklamış, İçişleri Bakanı kendi lafı, 729 bin Suriyeli'yi adreslerinde tespit edememişler. Esasen gündem bu. Yani bu bile bir gün konuşuldu geçti. Sonra işte Bilal Erdoğan'ın şirketi vergi ödememiş. Haber güzel. İsmail Arı bir günde güzel haberlere imza atıyor. Fakat şimdi burada erişim engeli yasağı gelir filan. Fakat bu böyle zaten. Sadece Bilal Erdoğan değil, bütün Yedi Ceddi sülalesi bu biçimde yürüyor ve götürülüyor. Mahveilmez çok güzel bir şey paylaşmış. Tweet paylaşmış. Diyor ki, enflasyon yükselirken faizi hemen artıracaksın. Enflasyon düşerken faizi düşürme işini ağırdan alacaksın. Bunları yaparken bir yandan da ekonomi dışı riskleri düşüreceksin. Tek başına faizle yola çıkarsan sıcak paraya çarpılırsın. Ne kadar güzel. Ama can alıcı cümle, ilk cümle. Yükselirken enflasyon, faizi artıracaksın. Enflasyon düşerken faiz düşürme işini ağırdan alacaksın. Bakın İngiltere'de aynen böyle oluyor. İngiltere'de enflasyon 2'ye düştü. Yıllık %2. Fakat faizleri 5'te tutuyor Bank of England, yani İngiliz Merkez Bankası. Bir türlü aşağı çekmiyor. Pek çok ilave olarak, pek çok şey de ona bağlı olarak değişmiyor tabii. En basitinden mortgage faizleri değişmiyor. Orada duruyor, 5'te duruyor. Ama enflasyon 2. Yani Merkez Bankası faiz politikasıyla, yani faizi artırarak enflasyonu düşürdü. Fakat ağırdan alıyor. Faizi düşürmek için ağırdan alıyor. Aynısını bak, aynısı sonuç alıyor işte. Yani 2 kere 2 4. Kural çok basit demiş zaten. Öyle diyor yani. Kural gerçekten basit. Yeter ki uygula. O arada Nicolas Maduro, X platformunun sahibi, Elon Musk'la papaz olmuş durumda. Venezuela'da X'i, eski adıyla Twitter, 10 gün yasaklamış. Çünkü Elon Musk, Venezuela liderini diktatör, palyaço olarak tanımlamıştı. Maduro da Musk'a işte efendim nefret, faşizm, iç savaş kışkırtıcılığı yapmakla suçlamıştı Musk'ı. Burada Maduro'ya katılıyorum. Neden? Maduro, yani Maduro Venezuela lideri, diktatör olabilir. Hatta tasvip edilmeyecek eylemler, icraatlar içerisinde bulunabilir filan. Fakat yani bir platformun başı olarak, bir dünyanın en zengin iş insanı olarak bu tür konularda ülkelerin iç işlerine burnunu sokma. Hele böyle bir X platformu gibi platformun başındaysa ayar verme. Taraf tutma. Tamamen subjektif kriterlerle bir takım hükümler verme. Yani Amerika'da kafa tutuyor, İngiltere Başbakanı'na kafa tutuyor, canı sıkılan her şeyde, her biçimde kafa tutuyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yani kimi yerde nefret, kimi yerde faşizm, kimi yerde belki iç savaş, kışkırtıcılığı, her şeyi diyebilirsiniz. Maduro bunları sıralamış zaten. O açıdan çok dikkat çekici bir noktaya geldi Elon Musk'ın tavrı, tutumu, attığı tweetler, aldığı pozisyon. Dünyanın bir numaralı zengini ne ve X platformunun sahibine yakışmıyor bunlar. O arada Signal'i de yasaklamış Maduro. Signal
uygulamasını da yasaklamış. Hani bu Instagram falan filan meseleleri konuşulurken Haniye İsrail hassasiyeti, daha doğrusu Filistin hassasiyetinden falan dem vurmuşlardı ya. Şu ortaya çıktı ki bunu da dün bir nebze bahsetmiştim. Yabancı basından alıyorsunuz bazı içeride açıklanmayan bilgileri veya devlet sırrı kabul edilen bilgileri. İsrail basını yazmış. İsrail üslerine elektrik sağlayan şirketin ortağı Zorlu Enerji. Mehmet Nazif Zorlu. Erdoğan'dan ödül alırken görülüyor. Yazan İsrailli The Jerusalem Post Habersitir. İsrail Savunma Kuvvetleri üstlerine elektrik sağlayan Dorad Enerji ile IDF arasındaki anlaşmanın yenilendiğini yazmış. Ve Dorad Enerji'nin %25 hissesinin Zorlu Holding iştiraki Zorlu Enerji'ye ait olduğuna dikkat çekmiş. Biz de bu haberi oradan öğrendik. İçeride açıklamazlar tabii bunu. Sonra İsrail'le ticareti kısıtladık, sınırladık. Külahımı anlat onu. Şimdi Altındağ'da köpek katliamına ilişkin haberler geliyor. Benim de önüme düşüyor. Altındağ Belediyesi de işte efendim burası yaşamını yitiren hayvanların toplandığı bir yer. Sadece köpekler yok, başka hayvanlar da var falan gibi açıklama yapmış. Fakat öyle değil. Olay yerine giden ve bu katliamı çeken gazeteciler işkence görmüş, hayvanları çekmişler ve işte yeni hayatını kaybetmiş belki hayvanların görüntüleri ki hala işte vücudun yani şeyi vücudu bir tepki verirken falan işte kan sızarken veya başka tepkiler verirken dehşet verici görüntüler var. Ben sadece bir kare yani üç kareyi yan yana getirilmiş bir kolajla getiriyorum. Bakılacak gibi değil. Bir şey olduğu net. Niğde'den de bir takım haberler geliyor. Tuhaf. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Fakat Türk Psikologlar Derneği farklı bir yerden yaklaşmış. Diyor ki dün gece ülkemizde gerçekleşen hayvan katliamı görüntüleri hepimize derin travmatik etkiler yarattı. Hepimizde. Sahada olup psikolojik desteğe ihtiyaç duyan aktivist ve hayvanseverlerin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Psikologlar olarak uyarıyoruz. Yani artık söz bitti diyecek bir şeyim yok ama Türk Psikologlar Derneği gerçekten güzel bir yerden yakalamış. Bu yasa şiddete eğilimli kişilerin cesaretlenmesine zemin hazırlamaktadır. Bu olay daha da korkunç şiddet olaylarının habercisi olabilir. Dün gece yaşananlar ülkemizi başta çocuklar olmak üzere hepimiz için tehlikeli bir yer haline getirdi. Diyor. O arada Özgür Özel tüm itirazlara ve mücadeleye rağmen katliam yasası meclisten geçti. Hukukçularımız 180 sayfalık kapsamlı bir itiraz dilekçesine son şeklini veriyor. Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebimizi içeren başvurumuzu bu hafta yapacağız demiş. Hayırlı uğurlu olsun. TR724'ten bir haber aktaracağım ve manşeti öyle noktalayacağım. İsveç'te 50 yıl sonra bir ilk yaşandı ve bu da X platformundaki hesabından duyuruldu Adalet Bakanlığı. 57 yıl sonra ilk ne? O da şu. Ülkeyi terk edenlerin sayısı ilk defa gelenlerden fazla. İsveç'te yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez ülkeyi terk edenlerin sayısı gelenleri geçmiş. Ülke net göçte eksiye düşmüş. Adalet Bakanlığı bunu işte burada bildirirken, bir tweet mesajıyla bildirirken net göçün negatif olmasında sığınma başvurularındaki düşüş dikkat çekiyor demiş. Ve 97'den bu tarafa en düşük seviyede kalmış. Evet. Bir diğer tarafı da şu. Onun da altını çizelim. Mevcut iltica edenler veya mevcut göçmenler veya mevcut İsveç'te yaşam kurmuş olanlar son yıllarda işlerin öyle eskisi gibi pek de kolay olmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla bu göç meselesinde kulaktan kulağa gazetesi, Fısıltı Gazetesi çok iyi çalışır. İyi çalıştığı yerlerden biridir. Haliyle mevcut göçmenlere sıkıntı yaşatmaya başlıyorsa iktidar, yenisi de gelmez. Bu işler böyledir diyelim ve bir manşeti daha noktalayalım. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.